1960'lı yıllarda Soğuk Savaş'ın zirvede olduğu yıllarda Amerika bir üniversite kurmak ister. Çünkü Rusya yani o zamanki Sovyetler Hindistan'da bir üniversite kurar. Oranın başarılı gençlerini toplayıp Sovyetlere götürüp eğitmekte veya kendi görüşlerine uygun gençler yetiştirmek istemekte. Amerika buna alternatif veya karşı hamle olarak Orta Doğu'yu hedef seçip bir üniversite kurmak ister. Çünkü Sovyetlerin Mısır, Suriye, Irak, Arap ve İslam dünyasında etkileri çok büyüktü. İran'da sosyalizm rüzgarları esmekteydi. bağızçılar Suriye'deki Arap sosyalistleri, Mısır'daki Nasır e, Arap milliyetçileri ve sosyalistleri zirvedeydi. Elbette Kattafi'de. Amerika, Yeşil Kuşak Projesi denilen İslam dünyasını e, antikomünist olarak yönlendirmek, ve antikomünist milliyetçiliği desteklemek için bazı eğitim hamleleri yaptı. Ee, 1970'li yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin içinde birçok imam vardı. CHP'ye ve Türkiye İşçi Partisi'nin destekleyen ve üyesi. Elbette Amerika Yeşil Kuşak Projesi'nde başarılı oldu. Arap ve İslam dünyasını kendi tarafına çekti. Libya'nın, Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın halini görüyoruz. İran'ın da tabii. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu amaçla kuruldu. Amerikan desteğiyle. Orta Doğu'daki başarılı zeki gençleri toplayıp kendine uygun kendi amaçları için Yetiştirmek için ancak bir hata yaptı hazırlık bölümü kurdu hazırlık bölümü kurulmadan önce kolejlerden mezun İngilizce bilen e, öğrenciler geliyordu yani Robert Koleji Boğaziçi'ni biliyoruz ancak bunlar ufak Orta Doğu'nun Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kuruluş amacı farklı daha büyük daha genel. Belki geleceğin başbakanlarını, cumhurbaşkanlarını, bakanlarını, iş adamlarını yetiştirmek amacıyla kurdular. Hazırlık bölümüyle birlikte taşradan, varoştan, alt tabakadan öğrenciler de geldi. Elbette 1968 yılındaki sosyalizm, sol ve felsefe akımlarından büyük aydınlanma döneminden etkilendiler. Avrupa'da 3 M'den bahsediyorlardı. Max, Marcus, Mao. Türkiye'de ise Kemalist aydınlanma oldu. 68 kuşağı Kemalisti. 1970'li yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi e yani Amerika gözden çıkardı. Amerikan büyükelçisinin arabasını yaptılar. Ekonomik kesintiye gittiler. Ancak kültür bir kez oluştu mu devam ediyor. 1987'li yıllarda ben orada öğrenciydim. Orada yine orada yine çok sağlam karakterli, sağlam düşünen okuyan, analiz eden, ülke sorunlarıyla ilgilenen öğrenciler vardı. Sayı aktif öğrenci 300 kişi filandı. Bunu bana büyük bir işkenceci söyledi. İşkence tezgahında toplasan 300 kişi var. Onlar da ölsün dedi. İsmini sonra söylerim bu işkencecinin. Bakınız. Aradan geçti yıllar yıllar sonra ben inanamadım toplum mühendisliğinin toplum mühendisliğinin etkisini gördüm gözlerimle gördüm. 1987 yılında inatla bir işkenceci şahsıma işkence yaparken şunu söylüyordu. ODTÜ'de kampüste uyuşturucu kullanan öğrenci var mı? Hayır yok diyorum. Adam inatla soruyor. Hayır yok bir tane öğrenci uyuşturucu veya psikiyatrik ilaç kullanmıyordu. Aradan yıllar geçti. Sürekli iktidarın, egemenlerin hedefindeydi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Elbette kalitesi yani değişir. Parasız kalıyor, şu kalıyor, yani yolunu alıyorlar. Aradan geçti 30 yıl. Şu anda gördüklerimi söyleyeyim. Yani toplum mühendisliği başarılı olmuş. Bir kere, bir kere şöyle söyleyeyim. Bir pankart asmadan, bir bildiri dağıtmadan 15 gün işkence görürlerdi. Şimdi ise, şimdi ise yani rahatça konuşabiliyorlar. Görünüşte elde edilmiş bir hak. Ancak bu bir tuzak, öğrencilere kurulmuş bir tuzak egemenlerin kurduğu bir tuzak. En büyük kazık şuradan. Atatürk Hastanesi ve Ottu Mediko'da sağlık müdürlüğünde psikiyatristler var. Ata gerek Atatürk olsun, gerek Mediko olsun öğrencilere giden öğrenciye boş çevirmiyor. Bipolar tanısı koyuyor. Depresyon, anxiety ancak en çok bipolar tanısı koyuyor. Ve verdikleri ilaç da konserta gibi, ritalin gibi, reksapin, serekoel gibi, depakin gibi zekayı geriletici, psikozlara, intiharlara sevk edici ilaçlar. Bu ilaçların etkinliği yan etkileri prospektüsünde yazıyor. Yani söylediklerim delilli, ispatlı. Kaldı ki Amerika'da milyarlarca dolar tazminat ödüyor bu şirketler. Ve aynı ilaçları yan etkilerini gerçek etkinliğini ve tedavi edici etkisinin olmamasını anlatmıyorlar ve öğrencileri yüklüyorlar. Şu anda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde o kadar çok bipolar tanısı almış öğrenci var ki ben birçok bildiri dağıttım. Onlarca, yüzlerce ancak istediğim sonucu alamadım. Çünkü öğrenci mezun oluyor, gidiyor. Yani ilk başta bakıyor, dersler yoğun, biraz da ben fazla üstüne düşemedim. Ancak pişman oldum. Neden pişman oldum? Sayısız öğrenci intihar etti veya aniden öldü. Bir hanım kız vardı. Elektrik mühendisinden mezun olmuş. Amerika'da elektrik elektronik doktorası yapmış. ODTÜ'de postdoc yapıyor herhalde. Yani doçentlik veya yardımcı doçentlik için iyi bir namzetti. Epilepsi ilaçları kullanıyordu. Birkaç kez görüştüm, anlamıştır deyip ihmal ettim. Ölü bulundu evinde. Ölü bulundu. Çünkü bu ilaçların en büyük yan etkilerinden birisi Ani ölümdür. Ancak hocaları sorgulamadı. Sosyoloji, psikoloji, felsefe bölümleri sorgulamadı. Kimisi biliyor söylemiyor, kimisi bilmiyor. Öyle seyrediyorlar. Bir öğrenciye yani dışarıda tabii dışarıda olmuş. Suç şüphesiyle vücut muayenesi yapmışlar. Öğrenci intihar etti başka bir öğrenciyi mühendislik binasından atlayarak intihar etti. En son 19 yaşında gem genç uzay bilimleri öğrencisi kendini öldürdü. İlaç kullanıp kullanmadığını daha çözemedim. Hani gidip araştıracağım altından yine ilaç çıkacak. Mediko müdürlüğü, psikoloji hocaları, sosyoloji hocaları neden sessiz? Yani sorumluluk bu. Bakınız, ODTÜ öğrencilerine sesleniyorum. Aldığınız ilaçların yan etkisi intihar. Neden 1995 yılından önce bir tek öğrenci intihar etmiyordu? Ben... E, Orada intihar eden öğrenciyi hiç duymadım. Psikiyatrik ilaç kullanan da yoktu 1995 yılından önce. 95 ile 2000 yılları arasını bilmiyorum. 2000 yıllarında ilaç kullanımı başladı çünkü psikiyatrist vardı medikoda. İntiharlar da arttı. Peki Size şunu söyleyeyim veya şöyle düşünün. Bugün Otlu'nun medik olsuna gidin, sağlık birimine gidin, diş tedavisi isteyin, kısıtlıdır. Gözlük veya göz muayenesi veya bir şeyler talep edin, her şey kısıtlıdır. Ancak psikiyatriye gidin, randevu bile 1 lira, diğerleri bedava psikiyatri 1 lira. Diğerleri yani dişi dolgu yapmazlar, yani porselen yapmazlar. Diş çekimi bile yapmıyorlar. Ancak kutu kutu psikiyatrik ilaç verirler. Peki neden? Sizleri çok mu seviyorlar? Bakınız. Ben şunu düşünüyorum. Psikiyatrik ilaç kullanımı ve psikiyatrik etiketlemenin arkasında siyasi nedenler olduğunu düşünüyorum. Bunları konuşabiliriz. Ben çok bildiri dağıttım ama her öğrenciye yetişemedim. Umarım buradan herkese hitap edebilirim. Konuşabiliriz. Teknokent'te veya kütüphanede veya matematik bölümünün, fizik bölümünün kantininde buluşup konuşabiliriz. İlaçlarınızı aniden bırakmayın. Azaltarak teker teker, mümkünse hekim kontrolünde bırakın. İlaçları hiç başlamayın. Hayatın olağan akışı içinde birçok sorun olabilir. Zorluklar olabilir. Ben 15 gün yani 5 metrekare bir hücrede kaldım. Orası bile cennet gibiydi götürüp götürüp elektrik veriyorlardı. Hayat o kadar zor değil. Sıkıntılar aşılabilir. Gelin konuşalım. Psikiyatriste gitmeden önce iki kez düşünün.